Sayın Ahmet Özal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi seyrederken, Allah bir kez daha rahmet eylesin. Değerli Cumhurbaşkanımızı rahmetle analım. Siz de çok simayen de benziyorsunuz. Evet. Hem çocukluğum hem gençliğimin bir bölümünde tabii onun dönemine şahit oldum. Şimdi siyasetin bu dili, siyasetteki bu gerilim, işte Cumhurbaşkanı az önce siz de böyle biraz söylenerek, haklı olarak izlediğiniz bir işte spikerin bile hedef alındığı bir dönem. Cidden özledim. Yani şanslı ve şanssız hissediyorum kendimi. Keşke siyaseti ve gündemi bu kadar yoğun takip ettiğim, bu mesleği yaptığım dönemde eski siyasetçiler olsa demedim, demiyorum, değil. İsterseniz biraz bu konuyla ilgili görüşlerinizi alalım, sonra devam edelim. Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben milletvekilliği oldum 1999'da, bağımsız Malatya'dan, sağ olsun Malatyalılar. Başbakanlık köşkünde yaşadım, Cumhurbaşkanlığı köşkünde gördüm, 10 sene boyunca her şeyi yaşadım. Ama Cumhuriyet tarihinde bir defa, sadece bir defa, o da 1983 seçimlerinde, o zaman şimdi Kenan Evren Paşa Cumhurbaşkanı olduğu dönemde, 83 seçimlerini bilenler, hatırlayanlar vardır. Evren Paşa bir defa çıkıp bir televizyonda MDP Sunal Paşa'nın partisine oy verin, Özal'a oy vermeyin dedi. Bir defa. Ve bu yüzden halk büyük tepki gösterdi. Ve %46 ile Anavatan Partisi iktidar oldu 83 yılında. Ben şunu öğrendim bu tecrübelerimde. Ben bunu daha önce söyledim. Sayın Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın devamlı mitinglerde veya konuşması, açılışlarda AK Parti'ye zarar verdiğini düşünüyorum. Ne açıdan onu söyleyeyim. Belki insanlar farkında değil ama Cumhuriyet'in temelleri Cumhuriyet'in tahammülleri oturmuş. Yani Türkiye sisteminde, Türkiye'de sistemde Cumhurbaşkanı'na ülkeyi idare ettirtmiyor bu sistem. Bunun yapı ona müsait değil. Ve Cumhurbaşkanı şöyle görüyor insanlar. Futbol maçındaki hakemdir. İki taraf maç yaparken o hakemdir. Ama hakem ayağına topu alıp şut atarsa kaleye, bu doğru değil. Dün bayağı bariz bir şut vardı. Artık biz şunları aday göstermiyoruz. Biz bunları aday göstermiyoruz diyerek bu gol tamamen atıldı gibi. Evet, yani bunlar, ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Ben AK Partililerin de bundan çok memnun olmadıklarını tahmin ediyorum. Bu seçim sonuçları da zaten bunu göstereceğini tahmin ediyorum. Ben. Öyle mi diyorsunuz? Oradan da seçim meselesine girelim. Siz de Saadet Partisi'nin, Milli evet, İttifak evet. Ve Saadet Partisi olarak tabii seçimlere girecek. Evet. Mardin'den aday oldunuz. Onu sorayım. Niye böyle bir oluşumu tercih etme gereği duydunuz? Önce ondan başlayalım. Şöyle söyleyeyim, ben Saadet Partisi, Milli İttifak bana şu andaki mevcut partiler arasında uygun geldi. Ya benim ismim birçok partilerle geçti. Yani bu seçim adayları belirlenme sırasında. Bir sürü HDP'yle de geçti benim adım gazetelerde. Mesela HDP'yle çok geçti. Ahmet Bey HDP'den aday olacak diye. Fakat onu ben Mardin'de de sordular bana. HDP'den bana teklif gelmedi zaten. Değerlendirmek gibi bir şey mi olmadı. Saadet Partisi bana göre bugün Türkiye'de sağ oyların toplamı %68 civarındadır bütün seçimlerde. Bu seçimde MHP ile AK Parti'nin ne alırsa alsın geri kalan zaten bu ittifakındır. Bu son anketlere baktığınız zaman zaten 14-15 civarında bir açıkta oy var sağda. Zaten dikkat ediyorum, anket firmalarının yaptığı hataları ve bilinçli veya bilinçli yaptıkları çoğunu topladığınız zaman sağ oyları hiçbir zaman 68 etmiyor. Hep 50'lerde kalıyor, 55'lerde kalıyor. Zaten bir yerde oynadıklarının çok ispatıdır bu. İkincisi %26,5 civarında Türkiye'de kararsız veya fikrim yok diyen insan var. Hepsinin fikri var, hepsi de kararlı. Ama söylemiyorlar. Çünkü fişlenmekten korkuyorlar. 26,5 civarındaki o seçmen belirleyecek bu seçim sonuçlarını. Ve Türkiye'de seçim sonuçları çok sürpriz olacaktır bu seçimlerde. Ben bu seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben 2002'de siyaseti bıraktım. Fakat daha sonra niye geri döndüm siyasete? Çok soranlar var. Rahmetliyle beraber yaşadığım o yıllarda çok şeyler öğrendim. Hem Türkiye'nin dışında hem Türkiye'nin içinde. Ve Türkiye'nin gidişatı hiç iyi değil. Yani benim korkum, ben bunu söylüyorum değişik yerlerde, Mardin'de de bunu anlattım. Türkiye'nin bölünmesi ve yok olması için bir nevi bir altyapı hazırlanmış Türkiye'de. Ben Mardin'de de bunu gördüm. Mesela Mardin'i gezdim, ben köylerine kadar gittim, ilçelerine gittim.
Mardin'de en büyük sorun elektrik. Yani diyorlar ya batıda, efendim Güneydoğu'da insanlar elektriği çalıyorlar, kullanıyorlar, parasını size ödüyorsunuz. Esasında bu doğru değil. Bakın neden? GAP projesi, babamın başlattığı GAP projesi, eğer öldüğünden sonra devam etseydi, yapılsaydı 99'da GAP bitiyordu. Elektriği kim kullanıyor? Adam evinde elektriği kullanmıyor. Tarladan su çıkarmaya çalışıyor. Çünkü GAP'ı bitirmedin. Bu devletin kabahatidir. 7000 tane kuyu açılmış. 7000 kuyu açılmış, adam su olmadığı için ürün alamıyor. Elektrik parası ödemeye kalksa o pompalar için zaten zarar ediyor. E şimdi devletin kabahatini halkın üzerine yiyorsun. Ondan sonra geliyorsun bu tarafa batıya, diyorsun ki orada elektrik çalıyorlar diyorsun. Adamları hırsız yerine koyuyorsun. Bunu kimsenin yapmaya hakkı yok. Mesela 1.8 milyon hektar tarım arazisi var. Türkiye'nin toplamı 8 milyon zaten. Yani dörtte biri zaten GAP bölgesinde. Niye GAP bitirilmedi? Niye kimse önem vermedi GAP'a? Bunu anlamak zor. Ben onun için şunu söylüyorum. Türkiye'yi öyle bir şekilde ayarlıyorlar ki, yani Doğu ayrılmak istiyor, Güneydoğu ayrılmak istiyor, özel bölge gelip ondan sonra devlet olmak istiyor gibi safsatalarla insanları kandırıyorlar. Esasında eğer Türkiye'de başkanlık sistemi olursa, bunun altında bir özel bölgeler tesis edilirse, ben size iddia ediyorum ilk ayrılacak olanlar Ege, Marmara, Akdeniz bölgeleridir. Bunun örneğini istiyorlarsa internete girip baksınlar. Belçika'da Flaman ve Valon bölgeleri, Flamanlar zengin, Valonlar fakirdir. Flamanlar diyor ki artık biz Valonlara para aktarmak istemiyoruz. Ayrılıp devlet olmak istiyoruz. İspanya'da Bask bölgesi, hı hı, Katalan bölgesi. İspanya'nın en zengin bölgesidir. Avrupa'daki en zengin kişi başına milli gelirlerdendir. Onlar ayrılmak istiyor. İspanya'da devlet olmak istiyor. Hatta referanduma gidiyorlar, özel bölgeler. Öbür tarafa gelip İtalya. Padania bölgesi kuzeyde ayrılmak istiyor. Neden? İspanya'nın en gelişmiş sanayi bölgesidir. Güney fakirdir İtalya'da. Onlar ayrılmak istiyor. Yani kuzey ayrılmak istiyor. Zengin bölgeler ayrılmak, devlet olmak istiyor. Özerk bölgeler. Şimdi sen özerkliği ve başkanlık sistemi altında bunu getirirsen, ben Erzurum'da da söyledim geçen gün bunu. Avrupa Birliği'ne Ege, Marmara, Akdeniz'i şak diye alırlar. Çünkü onların hayalleri boğazlardır. Ege ve Akdeniz'dir değil mi? Bütün Avrupa'nın. Aldıkları anda ne olacak biliyor musun? Schengen vizesi uygula diyecekler sana. Erzurum, Çorum, Diyarbakır, Mardin, Artvin, bütün o bölgedeki insanlar İstanbul, Antalya'ya gelmek istiyorlarsa veya İzmir'e, belki bir gün gelecek, pasaportla gelmek zorunda bırakacaklar o insanları. Şimdi bırak onu bir tarafa. 3,5 milyon Kürt kardeşimiz yaşıyor burada şeyde, İstanbul'da değil mi? Peki bu bölüm mü olduğu zaman 3,5 milyon Kürt insan burada, Kürt kardeşimiz İstanbul'da, İzmir'de, Aydın'da rahat yaşayabilecekler mi? Adam diyecek ki ya Manav, Diyarbakırlı, Mardinli, gitme oradan alışveriş yapma diyecek. Apartmanda ya sen gittin, kendi memleketin var, git oraya diyecek. Büyük bir kaosa doğru gidiyor Türkiye. Ve bunun sebebi insanlara şöyle gösteriyor. Doğu ayrılmak istiyor. Hayır, Doğu ayrılmak istemiyor. Doğu ayrılmak isteseydi Kürtler, Birinci Dünya Harbi sırasında ayrılırlardı. Sevr Anlaşması üzerinden giderlerdi. Hayır, asla ayrılmadılar Türkiye'den. Ama Batı'yı ayıracaklar. Esas kavga burada. Kimse bunun farkında değil. Peki, Batı'yı ayırdın. Batı'yı Doğu'dan kopardın. İkinci adım nedir? Onu da söyleyeyim ben sana. E şimdi bakıyorsunuz, dünyada son iki senede bütün Ermeni tasarıları şakır şakır kabul ediliyor. Bütün, hatta Mısır parlamentosu da şu anda ele alıyor Ermeni tasarısını. Alındı. Peki Ermenilerin istediği bölgeler hangileri Ermeni haritasında? Van, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Artvin'e kadar. E o bölgeler, şimdi sen Ermenistan'ın arkasında çok güçlü lobiler var. Amerika var, Amerikan Senatosu'nun meclisi var, Rusya var, Fransa var. E sen Batı'nın güvenliğinden çıkmış bir Doğu'yu kim koruyabilecek bu planlara karşı? Arkasından onlar da gelecek oraya. Türkiye parçalanmaya gidiyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. 1900'lerin başında dünyada 52 tane ülke vardı. Şu anda 206 tane var. Dünya büyümedi. Ülkeler parçalandı. 2050 yılında tahmin edilen ülke sayısı 2000. Ya bu coğrafyadan 5 tane ülke çıkarırlar. Büyük Orta Doğu projesi falan filan, bunlar boş laflar değil. Peki o zaman insanımızın, ben hep şunu söylüyorum, Mardin'de de söyledim. Eğer Türkiye'de bu seçimlerde insanlar aklını başına almazsa, çocuklarınıza, torunlarınıza parçalanmış bir Türkiye bırakmaya devam edersiniz. Belki biz hayatımızda bunları görmeyiz ama çocuklarımız, torunlarımız görür bunları. Onun için bu seçimlerde insanların aklını kullanması mevcut lazım. İktidarın böyle bir projenin içinde olduğunu mu
söylemek istiyorsun? Vallahi yani böyle bir parçalanmanın. Ben bilerek hiç kimsenin bunu yapacağını düşünmüyorum. Yani kullanılıyor bir anlamda. Kullanılıyor olabilirler. Farkında değil hiç kimse ne yaptığının. Yani ben yani düşünebiliyor musunuz? Çarşı grubu 35 tane genç çocuk şu anda ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Ne için? Darbe yapmaya çalışmaktan, hükümeti devirmeye çalışmaktan falan filan. Ne aklıma geldi onu duyunca biliyor musunuz? Ben 1971 12 Mart'tan sonra Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan idam edildi. Bu çocuklar niye idam edildi? Anayasanın 146'ya birinci maddesi. Nedir o? Darbeye teşebbüs, darbe yapmaya kalkmak, anayasayı zorla değiştirmek. Ya kardeşim, bugün kötü bir hadise yaşadık, bu çocukları idam ettiler. Aynısını şimdi görüyorum ben. Şimdi idam kalkmasaydı bu çocuklar da idamla yargılanacaktı biliyorsunuz. Evet. Şimdi 35 tane genç çocuğu seni idamla yargılıyor. Niye? Deniz Gezmiş, Yusuf Hasan Hüseyin İnan, bu çocukların 23 yaşında ceplerinde çay parası yok. Bu çocuklar mı anayasayı değiştirecekti? Ya ne yaptı bu çocuklar? Adam mı öldürdü? Yok. Birini kaçırdılar. Bir Amerikalıyı kaçırdılar. Ondan sonra bıraktılar serbest. Bir de işin trajikomik tarafı, bırakırken de taksi parası vermişler adam yolda kalmasın diye. Bir banka soydular. Bu çocuklar idam edildi. Benim aklıma bu getirildi. Yani bu geldi bir anda onu görünce, duyunca. Yani 14 yaşında çocuğu tutukluyorsun. Hakim, hakimi hapse atıyor. Evet. Savcı, savcıyı tutukluyor. Polis, polisin kafasını basıp arabaya koyuyor. Bu şu demektir. Türkiye'de devlet çökmek üzere ve çöktü. Anayasa Mahkemesi'ni dinlemeyen diyen, dinlemiyorum diyor. Mahkemeleri kimse dinlemiyor zaten. Şimdi sen neden bahsediyorsun? Milletin bütünlüğü diyorsun değil mi? Ya devletin bütünlüğü olmadan milletin bütünlüğü mü olur? Sen Güneydoğu'da, Mardin'de, Diyarbakır'da elektriği vermeyip, projeleri bitirmeyip o insanları devletten soğutursan bölünmeyi hızlandırırsın. Soğutuyorsun devletten. Ben Mardin'de bir pazarda geziyorum. Pazarcı bana, beni tanıyorlar orada herkes. Ya Ahmet abi dedi. Buyur kardeş dedim. Ya dedi devlet bizi burada yalnız bırakmış dedi. Ya bari dedi tankını topunu da alsın tamamen gitsin dedi. Şimdi bu hale getirdiler insanları. Bu yapılan yanlış projeler. Mesela ben olsam Doğu Güneydoğu'daki bütün özelleştirmeleri iptal ederim. Çünkü sen milli gelir, kişi başına milli gelir meselesi bu kadar kötüyken. Ben ona yardımcı olayım size. Bu kadar kötüyken. İstanbul'da şu yanınıza koyabiliriz. Tamam, İstanbul'da, İzmir'de, Aydın'da belki bazı yerlerde özelleştirme yapabilirsin. Kişi başına milli gelir yüksek ama orada yapamazsın. Dolayısıyla ben Türkiye'nin bu seçimlerde insanların aklını kullanması gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben şöyle AK Partili arkadaşlarım da ben AK Parti'ye 2002 ile 2009 arası 8 arası çok destek verdim. Oy da verdim. Ve beğendim. Doğru işler de yaptılar. Yanlış da şeyler yaptılar ama doğru işler de yaptılar. Hı hı. Fakat 2008-2009'dan sonra büyüme durdu. Mesela ben şimdi geçen şeyi dinliyordum da bizim İlhan'ın. Çok enteresan. Ben o rapora bakmadım. Yapılan plan ve projelerde 5 yıllık kalkınma planlarında bunu ekonomist olmaya gerek yok bunu anlamak için. Ne kadar yanlış bir ekonomiye gittiğimizi göstermek için. 2018 yılında, bundan 3 sene sonra dolar kurunun tahminleri 1.98. Ya dolar zaten 2.70 şu anda. 3 yıl sonra nasıl 1.98 olacak? İşte buna göre hesap yapıyoruz. Buna göre bu hükümet proje yapıyor. Doğru işler dediniz Ahmet Bey. Doğru evet. İşler de yaptı dediniz. Hani son dönemde arkadaşlar bir bu sesle ilgili onu evet yanınıza evet. Şöyle takabilirsiniz. Evet. Niye peki birden bir durma oldu? Onu konuşmak lazım aslında. Hani çünkü şöyle eleştiriler de geliyor. Buraya gelen konuklara da geliyor. Evet. Siz işte desteklediniz, siz bu hale getirdiniz. Onlar da ısrarla sizin gibi ya o zaman doğru şeyler yapılıyordu. Gayet tabii. Yani doğru şeylerden bir anda yanlış şeylere gidip eleştirilecek bir hale niye gelir ki? Diktiler? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İktidarlar, liderler. Türkiye'nin yakın tarihini incelerseniz 1950 ile 60 arasında rahmetli Menderes'in tek parti yönetimi var. Evet. Fakat en başarılı olduğu dönem 50 ile 57 arasıdır. 7 senedir. İlk dönemleri. 7 sene. Ondan sonra orada da yanlışlar olmuştur. İkinci büyük dönem Süleyman Demirel dönemidir. 1965-1971. 6 sene. Ve o dönemde ve 50-57 arasında Türkiye'nin kalkınma hızları çok yüksektir. Mesela Süleyman Bey döneminde 65-71 arası %7'dir kalkınma hızı. Türkiye'nin ihtiyacı olan rakamdır. Fakat sonra
mesela rahmetlinin döneminde, babamın döneminde 83-91'dir 8 sene. Babam 89'da Cumhurbaşkanı oldu. 6 sene Türkiye'nin en hızlı kalkınma yıllarıdır. Şimdi şunu görüyorsunuz. İktidarlar verebileceğini liderler 6-7 senede verir. Veremez, hiçbir şey veremez bir daha. Ama 6-7 sene sonra verememeye başlar. Sonra ne olur? Sonra patenajlar başlar. Şimdi mesela iktidar niye, nasıl olursun iktidar sen? Umut verirsin insanlara, ümit verirsin, projeni anlatırsın. İnsanlar güvenirse verir. Fakat umut veremediğin zaman ne vermeye başlarsın? Korku vermeye başlarsın. Umut bitince diyorsunuz, mecbursun, korku dönemine geçin. Yani bakın, bir de şunu unutma. İnsanoğlu zayıftır. Hepimiz için söylüyorum, senin de benim için de. Biz de 13 sene iktidarda olsak, nefis, o çevrede olsun, nefsine yenik düşebilirsin. Biz de düşebiliriz, sen de düşebilirsin. Herkes düşebilir. Dolayısıyla mesela Batı'da çok güzel kurallar koymuş adamlar. Fazla durmayacak. İki dönem diyor. İki dönem başbakanlığı veya başkanlığı yaptın, bir daha aday olamazsın diyor. Şimdi Türkiye'de en doğru yapılması gereken şey başbakanlık, belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığını onun gibi iki dönemle limitlemek lazım. Hadi bizde üç olsun. Hadi biz de üç olmasın. İnsan karakterine aykırı bu. Evet. Onu İki çözmüşler dönem. Değil onu çözmüşler. Mi? 250 yıldır. Koskoca Amerika'da iki dönemi geçemiyor. Bugün Clinton aday olsa yine kazanır. Yine kazanır. Doğru. Ama yani müsaade etmiyor. Sistem müsaade etmiyor. Müsaade etmiyor. Doğrusu da bu. İnsanların zaafları vardır. Çevresinin de zaafları çok vardır. Doğru. Bir zaman sonra aşırı güçlenince küçük dağları da ben yaratmıştım demeye başlarsın. İşte o zaman ona müsaade etmemek, ona müsaade etmemek lazım. Bu yani sistemin bu aslında belki dediğiniz çok doğru. Bu süreçleri atlattıktan sonra Türkiye'nin bunu da bir anlamda ele alması gerekiyor. Mesela ilginç bir şey, AK Parti kendi içerisinde 3 dönem kuralı getirdi ama aynı kuralı belki ülke yönetimi içinde getirseydi çok daha sağlıklı bir şey olabilirdi. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bu 2 dönem kuralı başbakana, belediye başkanına olmalı. Ama milletvekiline kural konmamalı. Çünkü milletvekili eğer başarılıysa o halk tarafından seçilmeye devam etsin. Ben çok işte onun taraftar değilim ama şu şart. Türkiye'de gerçekten bir anayasa değişikliği gerekir. Ben bu seçimlerin çok önemli olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Bu seçimler sonuç ne olursa olsun. Esasında sistem çökmüş. %10 barajlı bir sistem, siyasi partiler kanunu, seçim kanunu çökmüş. Ekonomide sen 7 Haziran'dan sonra olabilecekleri düşünebiliyor musun? 7 Haziran'dan sonra gelecek olan zamları düşünebiliyor musunuz? Doların ne olacağını, faizlerin ne olacağını, felaket patlayacak. Hep bunlar biriktiriliyor şu anda. Ben mesela tasarruf oranı %12'ye düşmüş. Ali Babacan şikayet ediyor. Tasarruf oranı normalde %28-34 aralığında olması lazım. Cari açlıklar için, yatırım için. %12 Ali Babacan şikayet ediyor. Ya 13 senedir bu ülkeyi, ekonomisini ben idare etmiyorum ki. Sen idare ediyorsun. Niye şikayet ediyorsun? %28-30'a getirsen tasarruf oranına. Yani mesela toplam vergileri, aldıkları toplam vergileri, yatırıma giden kısmı %10. 100 lira para toplamış, 10 lirasını yatırıma döndürmüş. Geri kalanı çarçur edilmiş. Çoğunlukla çarçur edilmiş. Bunu herkes, bunu AK Partililer de söylüyor. İsraf çok feci bir şekilde diyor. Bunlarla uğraşmaya başladık. Onun için eğer AK Parti bu hükümet devam ederse bu israf sistemi devam edecek ve dolayısıyla ekonomide ağır tedbirler alınması lazım, yapmaları gerekir. Vergiler, zamlar artacak. Çünkü o sistem oturmuş. Halbuki israfı kessen bugün sen 1500 lira çok rahat verirsin asgari ücretli, evet, bir de o konuda da mesela çok ilginç bir şey oluyor. Meydanlarda siyasi partiler dolaşıyorlar tabii. İktidar partisi bunlar 1500 lira verecekmiş deyince yuu diye bir ses geliyor. Bunu da hiçbir zaman anlamlandırmış değil. Oraya gelen yani vatandaşın çoğu da asgari ücretle çalışıyor. Yani niye yuh diyorsun? Versin niye yuh işte diyorsun? 1500 lira. Hani X parti, Y parti fark etmez fark yani. Fark etmez. Ya işte bu bir değişik bir psikolojiye girmişiz. Yani insanların, bence o insanlar da şeyi dinlemiyor. Ya konuşan da dinlemiyor. Evet, onunla ilgili de zaten bir iki şey oldu. Yani dinlemiyor. Sayın Davutoğlu bir şey söylüyor. Beklediği cevap başka ama başka bir cevap geliyor. Çünkü dinlemiyorlar. Evet. Çünkü ya, otomatiğe bağlanmış. Şimdi zaten oraya şeyler var. Seçimleri. Hazırlanmış. Kıtalar, birlikler gidiyor kendi halinde. İşte yazılar yazılıyor, genelgeler yazılıyor. Mitinge geleceksiniz.
yoklama alıyorlar falan. Yani bu mitingler de artık bir rezalet hale gelmeye evet. başladı. Dün benim de dikkatimi çeken bir şeydi bu. Hatta birkaç satır kaleme de aldım. Şaşırdım. Gündemden kaçtı ama Ahmet Bey. Mesela Başbakan TÜSİAD'ın üyeleriyle bir araya geliyor. Diyor ki yani diyor bu asgari ücret diyor. Çok söylüyorlar diyor. Ya buna bir müdahale edin. Ya bana dikkatimi çekti. Çok enteresan. Ya bu çok konuşulmadı. Bana çok garip geldi. Bana da çok garip. Yani düşünebiliyor musun? Başbakan gidiyor. Türkiye'nin en büyük 30 tane iş adamına halk şikayet ediyor. Ekonomisinin %60'ını topluyor. Şikayet ediyor. Evet. Diyor ki asgari ücreti niye siz bağırıp çağırmıyorsunuz? Asgari ücret 1500 lira olursa size zarar verir diyor. Evet. Karınız azalır bir diyor. Ama siz konuşmuyorsunuz diyor. Ya ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Ben de çok şaşırdım dün. Çok şaşırtıcı ve aklım yani artık sözün bittiği yerdeyiz. Aynen öyle. Yani halkına iyi gelir sağ, ya bugün Türkiye'de milli gelirin %1'ini %35 alıyor. %40'ı alıyor insan şeyin zenginlerin. %1 kullanıyor. Peki bu insanların milli gelirde paylaşımı biraz arttırmak, vergileri indirmek, insanların rahatlamasını sağlamak için nesi kötü? Bazı partiler proje getiriyor. İş adamına şikayet ediyorsun. Bak bunlar kötü yapıyor, senin karın azalıyor. Bu arada da bu şikayet ettiği TÜSİAD'ın da şunu da hatırlatalım. Hani Gezi sürecinden bu yana sürekli hain, ajan, dış güçlerin mihrakı diye dayak yediğini de hatırlatalım. İş biraz sıkışınca TÜSİAD'dan bu sefer yardım istendi. Bu da bir not alınacak başka bir şey. Niye Mardin Ahmet Bey? Bu onu da sormak istiyorum. Ha, Mardin. Hani kendi memleketiniz değil, İstanbul değil, Mardin. Ben bir ittifak çerçevesinde teklif ettiler, girdim. Tabii ittifakın kendi içinde yaptığı bazı dağılımlar vardı zaten. Size Mardin. Ben herhangi bir il dediler. Orada Malatya'da da zaten bazı şeyler vardı kendi insanları. Ben Mardin olsun dedim. Çünkü 80 il içerisinde Mardin dedim. Çünkü Mardin, rahmetli babam ortaokulu okumuş Mardin'de. Babaannem ilkokulu öğretmenliği yapmış. Dedem devlet memuru yapmış. Hatta oradaki insanlar da aileyi de iyi tanırlar. Dolayısıyla Mardin bir de çok güzel bir şehir. Yani siz konuşurken dönüyor zaten. Mardin gerçekten inanılmaz güzel bir şehirdir. Yani Mardin'i ben herkese tavsiye ederim. 3-4 dinin, 3 dinin... İnanılmaz. İnsanları çok sıcak. İnsanları çok sıcak. 2000 yıllık, 3000 yıllık mazisi var. Mazisi var ve kalıntılar var. Kiliseler var. Ne bileyim camiler var, medreseler var. Kasımiye Medresesi. Bir de hoşgörü de orada çok. İşte hoşgörüyü bilen insanlar. Çünkü beraber yaşamayı öğrenmişler. Model bir şehir. Tabii Süryanisi var, Müslümanı var, Hristiyanı var. Fakat bu insanlar beraber yaşamayı çok güzel öğrenmiş. Birbirine de kavga etmiyorlar. İşte hep ben şunu söylüyorum. Siyasetçi araya girmezse insanlar güzel yaşıyorlar. Siyasetçi araya girince siyasi çıkarlar dolayısıyla insanları kavga ettiriyorlar. Ben Mardin'i herkese tavsiye ederim. Mutlaka gidin görün. Böyle güzel bir yer olamaz. Midyat, Ester, o bölgeler. Ondan sonra Savur çok güzel bir yerdir. Kızıltepe. Herkes uzaktan Kızıltepe'yi çok geri kalmış görür ama Kızıltepe inanılmaz. Mardin'den daha büyük ve çok daha gelişmiş bir yer. Yeni şehir olarak. Oraları görmeden herkesin tavsiye ederim. Mardin'in insanı güzel insan. Keşke şöyle bir şey geldi aklıma. Siz hani netice itibariyle ülkenin siyasetinde dışarıdan içeriden hep bulundunuz. Evet. Acaba diyorum hani böyle bir oryantasyon mu olsa siyasetçiler zaman zaman başka şehirlerden aday mı gösterilse böyle bütün Türkiye'yi tanıma noktasında mesela siz söylediğiniz Mardin. Siyasetçiler araya girmese dediniz ama tekrar ben rahmetli Cumhurbaşkanı'nın dönemini ve o dönemi... Mesela en son siyasetçilerin bir arada televizyonda bir araya geldiği dönem Sayın Turgut Özal'ın işte dönemi, rahmetli İnönü'nün onu ben çok net hatırlıyorum. Bir daha böyle bir konsensüs, böyle bir araya gelmek ve yüz ifadeleri başlamadan önce o TRT'deki ifadeleri gayet güler yüzü. Şu vardı Ahmet Bey, yani insanlar oy vermese de nefret etmiyordu. Hayır, Sayın nefret Turgut etmiyor. Özal da öyleydi. Çok hani saygı duyulan bir siyasetçiydi. Niye kayboldu bu? Niye kaybedildi? Kim sorumlusu bunun? Valla ben şöyle söyleyeyim. İnsanlar televizyona çıkıp karşılıklı konuşmaları, sorulara cevap vermelerden artık korkmaya başladılar. Çünkü bazı siyasetçiler bu sorulara cevap veremeyecekler. Bilgi birikimleri yeterli değil. Halkla iç içe değiller. Korkuyorlar yani yani haliyle çıkıp orada soruya cevap veremeyeceğini düşünüyor. Eskiden öyle bir problem yoktu. Siyasetçiler
devlet geleneğini, devleti, halkını tanıyan insanlardı. Korkacak bir şeyleri yoktu. Ama şu anda hepsi korkuyorlar. Kolay kolay da kimse çıkmıyor. Bir de çok malzeme verildi. Çok fazla şey var ellerinde. Hani bir çok soru var. Sorulsa inanılmaz sorular çıkacak. Hani bakmayın siz bazı kanallarda cevaplar sorulanıyor ama biraz belki de bundan dolayı diyorsunuz. Peki 8 Haziran'dan sonrası için hem kendi partiniz, evet, ittifakınız adına hem Türkiye adına nasıl bir beklentiniz vallahi var? Ben şöyle söyleyeyim. Mümkünse anket sonuçlarına girmeden yasaklara girmiyorum. Girdik çünkü. Abi, anket sonuçlarına girmiyorum. Ben şunu görüyorum, 7 Haziran'dan sonra, 8 Haziran'dan itibaren Türkiye'de HDP barajı açsa da açmasa da sıkıntı büyük. Açmasa daha büyük. Yani düşünebiliyor musunuz? Milli irade diyoruz. Evet. Ben şimdi Mardin'i geziyorum. Mardin'in son oylarına da baktım. Hadi diyelim 300 bin kişi oy kullandı. 200 binini bunu yaklaşık HDP alabilir. 200 bin diyorum. Üçte birini. Üçte ikisini pardon. Diyelim ki AK Parti veya biz de 100 binini paylaştık. Ya HDP barajı geçemezse 6 milletvekilinin tamamını biz çıkarıyoruz, AK Parti çıkarıyor. 15 bin oya bir milletvekili çıkıyor. Öbür tarafta HDP 200 bin çıkarıyor, bir milletvekili yok. Şimdi bu mu milli irade, bu mu adalet? Şimdi böyle bir sistemde bu sonuç ne olursa olsun 7 Haziran'dan sonra bu tartışma başlayacaktır. Evet. Yani Türkiye'nin, bana sorarsanız, ben eğer Türkiye'de insanlar aklını kullanırlarsa, sevdiğin bir insana sen ne dersin yanlış yaparsa? Ya Ahmet dersin, Allah'ını seversen yapma, bak ben seni severim, yapma, bunu düzelt dersin değil mi? Uyarırsın, ikaz edersin. Ben AK Partililere onu söylüyorum. AK Parti'yi şu anda AK Partililer ikaz edip uyarmaları lazım. Yani maçtaki sarı kart. Dikkat et kendine. Bak yanlış yapıyorsun. Kırmızıya gidiyorsun. Kırmızıya gidiyorsun demezse bugün yapılan o harcamalar, israflar, ne bileyim saraylar devam eder. Yolsuzluk şayiaları devam eder. Ondan sonra bunlardan sen sıkıntı çekersin. Çocukların da çeker, sen de çekersin. Vallahi hep şunu söyledim Mardin'de de ben. Yunus suresinin 100. ayeti. Der ki ben size akıl verdim kullanın diye. Aklınızı kullanmazsanız kabahatli sizsiniz. Dolayısıyla insanların bugün çok akıllı davranmaları lazım. Bana göre en doğru olan şey şudur 7 Haziran'da benim istediğim. Çok kısa süreli bir koalisyon gerekir. İki sebepten dolayı. Bir, bu koalisyon uzun vadeli olması şarttır. Olmasın zaten. Bir sene, 6 ay yeterli. Bir, insanların kutuplaşmış zihinlerini birleştirir, tekrar barıştırır. Çünkü yukarıda koalisyon olsa aşağıda da insanlar yumuşar. Bir. İkincisi, antidemokratik bütün kanunlar değiştirilir, seçim kanunu dahil. Bu işte makul şüpheydi bilmem ne, bu saçma zaman kanunlar değiştirilir. Ondan sonra denir kardeşim, yeni demokratik bir yapıyla seçime gidelim. Bir sene sonra seçime getir Türkiye'yi, o zaman daha iyi bir netice alırsın. Ama bu kavga, bu gerginlik ortamında hele HDP barajı geçemez, süper olur falan deyip de milli irade yok farz etmek de nasıl kadar milli iradeye saygılı olduğunu gösterir insanların. Evet. Dolayısıyla bana göre en doğrusu bu seçimlerde kısa vadeli bir koalisyon çıkmasıdır. Türkiye'nin hayrına olan da budur. Şimdi Ahmet Bey bir de tabii son süreçte şu da çok tartışıldı. Hem Diyanet'in üzerinde hem hükümetin üzerinde, yani dinin siyasete çok net bir şekilde alet edildiği, evet, şikayetleri var, rahatsızlıkları var. Yine rahmetli Özal üzerinden gitmek gerekirse, namaz kılan Cumhurbaşkanı, bunu ben hiç unutmuyorum. 5 vakit namaz kılardı babam. Evet. O bilinen bir şeydi. Bu Özal bir dengeydi. Yani bu ülkede muhafazakarların varlığını kabul herkesin, ettirdi. Evet. Çankaya'da işte namaz kılması, dini hassasiyetlerinin olması. Ama kimse bunu şey yapmamıştı. Yani yadırgamadı. Sorun yapmadı. Sorun yapmadı. Yani bunu çok net hatırlıyorum. Evet. O da zaten bunu hiç kullanmadı. Kullanmadı hiç. Yani kişisel asla, kişisel asla bir şeydi. Asla. Bu. Yani nasıl bir dönem ki bu? Böyle eleştiriler çok net. İşte elde Kur'an, Diyanet işlerinin bu kadar konuşulması, tartışılması. Oradan buraya nasıl yani gelindi? Ya ben şöyle söyleyeyim. İşte dinin ben şunu gördüm. Babam, ben çocukluğumdan beri 5 vakit namaz kılan bir insandı. Çok inançlı bir insandı. Ama şu anda biz de burada oturuyor olsa, namaz vakti gelse sana bana namaz kılmaya gidiyorum demezdi. Derdi ki çocuklar 2 dakika işim var geliyorum der. Gider namaz kılardı şu kapının arkasında. Senin haberin bile olmazdı. Cuma namazlarına giderdi. Sabahları değişik camilere sabah namazına giderdi. Ama korumalarla gitmezdi. Bir şoför, bir koruma, 3 kişi giderlerdi. Arabalar yoktu.
sabah namazında imamın arkasında namaz kılarken imam farkında değildi arkasında Cumhurbaşkanı namaz kıldığını söylemezdi kimseye de. Çünkü ibadet Allah için yapılır. Onun emirleri şov yapmak için yapılmaz. Yani ben babam mesela başörtüsü sorunu. Rahmetli babam başbakan olduğu sırada Evren Paşa Cumhurbaşkanıydı. Askerler var. Yasa çıkardı, başörtüsünü serbest bıraktı. Evren Paşa veto etti. Bir daha çıkardı. Bu sefer Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi kaldıramadı, yorum yaptı. Babamın döneminde başörtüsü sorunu yoktu talebelerin, kızların. Hı hı. Peki hiçbir gün çıkıp da dedi mi ki benim başörtülü bacımın işini çözdüm ben diye söylediğini duydunuz mu? Hayır. Çünkü o siyasete alet edilecek bir şey değildir. O inancından dolayı yapılır. İnanırsan kalbinden yaparsın ama bunu siyasete alet etmezsin. Şimdi siyasete sen dini alet etmeye başladığın zaman en büyük problem yarış başlıyor bu sefer. Ben, ya daha, ben mi daha Müslümanım, ben sen mi daha iyi Müslümansın? Bunu Allah bilir ancak. Bunlar çok yanlış şeyler. Şimdi siz anlatırken belki biliyorsunuzdur. Tabii. Necati Gencoğlu, Allah rahmet eylesin. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı kendisi. Hı. Anavatan Partisi'nden rahmetli Özal'la da yakınlığını bizde bize hep anlatırdı. O anlatmıştı bir gün bir yerdelermiş. Birden dedi, bana dedi ki Necati şu kapıyı kilitle. Kapıyı kilitledi, dışarıda korumalar ne oluyor dedi. Kendisi öne geçti. Ben arkaya iki kişi cemaatle hemen namazı kıldık sonra kapıyı açtı. Siz anlatınca hani hiç göstermedi deyince hiç sevmez rahmetli Gencoğlu'nun bu anısı geldi hatırımda. Hele ki şu süreçte bu çok tartışılıyor Ahmet Bey sizin de söylediğiniz gibi. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Eğer varsa söylemek istediğiniz son bir şey onu da alalım. Benim hani sorularım... Ben şunu söylemek istiyorum. Ben Allah'a şükürler olsun demin de söylediğim gibi milletvekili Malatyalılar sayesinde oldum. O makamı gördüm. Başbakanlık köşkünde gördüm. Cumhurbaşkanlık köşkünde gördüm. Benim siyasette olmamın tek sebebi Türkiye'nin gidişatındaki yanlışları düzeltmeye çalışmaktır. Ama seçilirsin seçilmezsin en azından vicdanıma hesap verebilecek duruma gelmektir. Vasiyetleri yerine getirmektir. Ben insanların bu seçimlerde siyasi partilere karar verirken bir futbol takımı tutar gibi tutmasınlar. Biraz öyle değerlendirme oldu. Yapsınlar. Yani şu antidemokratik kuralları mesela Kürt meselesi ya son onu söylemek istiyorum. Çözüm süreci. Ben dolaşıyorum Mardin'e gittim Diyarbakır'a gittim. Hani ya Kürt meselesinin çözümü için ilk adım atan babamdır. O zaman Kürtçe kaset yasaktı, müzik yasaktı. Rahmetli serbest bıraktı bunları. Ve onunla ilgili de çok ciddi çalışmaları vardı. Hatırlayın. Fakat 93'te şüpheli ölümü, arkasından Adnan Kahveci'nin ölümü, arkasından Eşref Bitlis Paşa'nın bir sürü, Uğur Mumcu dahil bir sürü insan öldü. Hepsi de bu konuyla ilgili çalışan insanlardı. Şunu söylemek istiyorum. Neden bu sistem yürümüyor? Yani bu çözüm süreci. Çünkü insan hakları, insanın doğuştan gelen haklarını sen bir pazarlık karşılığı veremezsin. Sen benim hakkımı benimle pazarlık ederek verme hakkı yok. Direkt vermek zorundasın. Şimdi burada yaptıkları şu. Sen bunu yaparsan ben de sana bunu veririm diyor. Sen bunu yap ondan sonra ben de sana bunu vereyim. İnsanların doğal haklarını pazarlıkla verme kimsenin hakkı yok. Onun için bu çözüm süreci yürümüyor. Yürümez de. Onu kim çözer? Vallahi ben sana pazarlıkla söyleyeyim. Pazarlıkla yürütmeye çalışıldığı için de araya başka birileri girerek o pazarlığı yürütmeye kalkıyor. Yani şimdi böyle diyor ki, olunca da diyor ki dağdaki... Onunla niye görüşüyorsun? Evet, dağdaki, diyor, araya giriyor işte. Ya dağdaki aşağı insin ben de sana bunu vereyim. Ya kardeşim ayrı bir konu, bu ayrı bir konu. Sen insanın hakkını ver, o konuyla ilgili ayrı bir çalışma yap. Maalesef öyle. Yani bunu kim çözer? Kürtlerin güvendiği insanlar çözebilir. Güvenmediği insanlar çözemez. Onun için eğer Allah takdir eder, millet takdir eder, biz meclise girersek bunu çözecek olan biziz. Yani başkası değil, onu da söyleyeyim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Özal. Mardin'den Milli İttifak'ın Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Özal'la söyleşimizi noktaladık.